1999'da faili meçhullerin yoğun olduğu bir süreçte bizim de aynı şeyi yaşamamız, aynı durumu yaşamamızdan ötürü belli bir şeye gelindi, bir mücadele seviyesine gelindi ailede. Mücadele etme seviyesine. Annem çok sevdiği, üstüne titrediği, gerçekten hepimizden ayrı tuttuğu, en sevdiği oğlunu kaybetti. Ve bu onda müthiş bir mücadele azmi geliştirdi. Nasıl yararlı olabilirim? Başka anneler benim çektiğim acıyı nasıl çekemesin? Ne yapabilirim, ne edebilirim? İşte barış için, adalet sağlansın Türkiye'de. Kimse benim yaşadığım acıyı yaşamasın deyip barış annesi kimliğini girdi, aldı. Mücadelesi gerçekten güzeldi. Durmadan çalışıyordu. Başsağlıklarına giderdi. Bir sorun olduğunda orada hemen bulunmak isterdi. Düğünler olurdu, giderdi halkın. Bu anlamda bir nebze sanki içini rahatlatıyordu. Sanki içindeki öfkeyi dindirmeye çalışıyordu. O zaman ben ve Nurhan kız kardeşim bize konuşurdu. Sabahlara kadar 2-3 akşam sürekli konuştu, sohbet etti bize. Dedi ki beni ve çok sevdiği, değer verdiği bir Celal abi vardı. Onunla birlikte çalışırlardı. Bizi kaybedecekler dedi. Yani nasıl kaybedecekler? Şöyle başladı İlkin. İşte çocuklarım sana emanet, yengen sana emanet, iyi bakın onlara gibi bir şeyler söyledi. Ben niye söylüyorsun böyle? Neden bize emanet ediyorsun? Sen varsın, niye bunları söylüyorsun? Dediğimde bizi kırmızı bültenle arıyorlar. Beni ve Celal abiyi bizi yok edecekler, ortadan kaybedecekler gibi söylemleri oldu ve ertesi günü İstanbul'a doğru uçak bileti ayırtıp gidecekti. Aracını da Van'da bırakacaktı. Yalnız ne oldu, niye aracıyla gitti, niçin iptal etti, uçak biletini neden gitmedi uçakla onu bilmiyoruz. Orası muamma gerçekten. Bolu Düzce'de gece saat 1-2 mi 1'deydi babamı arıyorlar. İşte oğlunuz kaza geçirdi falan. Başınız sağ olsun deniliyor. Orada gittik işte cenaze işlemleri falan filan her şey yapıldı. Abimi getirdiklerinde ölüm raporu da vardı beraberinde. Ölüm raporunda kaza geçirmeden 20 dakika önce öldüğü belirtilmişti. Yani biz kaza olmadığını biliyorduk ve abim gerçekten çok çok iyi bir şofördü. Bunun bir faili meçhul bir durum olduğu ortadaydı. Gün gibi ortadaydı. Biz bunu biliyorduk fakat ispatlayamıyorduk çünkü kaza süsü verilmişti. Annem bu durumdan çok etkilendi. Durmadan çalışmasının sebebi altında yatan hem o sevgisi hem benim çektiğim acıyı başka bir anne, ne bir polis annesi, ne bir asker annesi, ne bir gerilla annesi bunu yaşamasın istemiyle çalışmaya kendini kattı. Ailecek de çalışıyorduk. Yani hepimizin canı yanmıştı. Hepimiz bunlar yaşanmasın artık dedik. Bu şekilde başladı annemin mücadele süreci. Abim 15 Mart'ta yani kaza üstü verilerek öldürülüyor. Celal abim Nisan'ın sonları ve Mayıs'ın başlarında yine aynı şekilde İran kapısında, bu Esenler'e kapısında bir şekilde o da İran'a çıkmak üzereyken kaza üstü veriliyor. Yani ikisinin arasında 2 ay düşmüyor tam olarak. 1,5 ay falan oluyor. Bu failleri bulunsun diye mücadele yürütmeye başladı. Ama ne yazık ki hala failler ortaya çıkmış değil. Yaşadığımız bu sorunlar yani bir tek bizim başımıza gelmiş değil. Birçok insan bu sorunla karşı karşıya. Cumartesi anneleri var biliyorsunuz. Failler ortada değil, gözükmüyorlar. O zaman işte askeriyenin yerini sen bildirmişsin gibi bir şeyle, bir gerekçeyle annemi alıyorlar. Bununla suçlandı annem.
Yani yaşlı başlı anne bir kadın nasıl bilsin askeriyenin nerede ne zaman olabileceğini? Böyle bir şey olamaz. Tamamen haksız bir yaklaşım, tamamen haksız bir tutuklama. 11 ay yattı annem. 11 ay yattı, içerideyken hem Hakkari hem Bitlis'te yattı. İşte 11 ay orada yatıyor, bırakıyorlar, tahliye ediliyor ve tekrar 6 yıl 3 ay gibi bir ceza Yargıtay tarafından onanıyor. Annem 2021'in Şubat ayında tekrar tutuklandı. İşte mevcut 6 yıl 3 aydan yatması gerekiyordu. Annemin kalp hastalığı var, annemin mide rahatsızlığı var, ülser, gastriti var, KOAH, astım hastası, iki dizindeki sıvının bitmesi nedeniyle ciddi bir ameliyat geçirmesi gerekiyor. Rahatsızlıkları bunlar. Şimdi annem çömelemiyor dizlerinden dolayı içeride. Yoğun bir şeyi oluyor, rahatsızlığı oluyor. Sürekli işte bir ara görüşüne gittiğimizde yiyip içmediğini gördüm. Anne neden yemiyorsun, içmiyorsun? Kızım işte affedersin çıkamıyorum, rahatsızım, eğilemiyorum, çömelemiyorum falan. Yememeyi tercih etmişti. İçmiyordu, su içmiyordu. Anneciğim sen nasıl hiç yemez içmezsin? Bu sefer tamamen sağlığından olursun. Böbreklerin hasta olur, su içmezsen, bir şeyler içmezsen falan. Böbreklerinden de olursun dedim. Çömelemiyorum dedi. Bunun üzerine biz tekrar dilekçelerle, işte bir şekilde klozetin olması gerektiğini söyledik içeride. Klozet yapıldı ama sanırım üst kata yapılıyor. Tekrar aşağı inmesi gerekiyor. Dizler eğilmiyor, hani merdiven inemiyor bu sefer. Şeye giderken hastaneye, diyor ki yanındaki gardiyanlara, kızım diyor bana bir tekerlekli sandalye getirseniz daha rahat giderim. Ben yürüyemiyorum çünkü acı çekiyorum yürüdüğümde. Hani kupkuru şeyler, dizler, sıvı yok dizlerinde. Bir daha tekerlekli sandalye dersen seni getirdiğim gibi geri götürürüm ve göstermem diyor doktora diyor gardiyan. Gündem oldu bu da tekerlekli sandalye durumu. Bir şekilde tekerlekli sandalye verildi. Şu anda tekerlekli sandalyeyle gelip işte görüşlerine falan geliyor. Tahliye edilmesi bizim amacımız içeride illa ki bunlar sağlanılsın değil. Annemizin dışarıda olması gerekiyor. Annemin evinde olması gerekiyor. Annemin içeride bizler tarafından bakılması gerekiyor. İçeride ne yaparlarsa yapsınlar yetmez. Yeterlik arz etmez çünkü hasta ve yaşlı. Bizim bakmamız gerekiyor. Bizim onu yürütmemiz gerekiyor. Biz sırtımızda da taşısak annemizdir, taşırız. Madem ülkeyi birlikte kurduk, madem birlikte savaştık, madem birlikte savaşacağız, madem birlikte yaşayacağız. Nedir bu ayrımcılık? Annemize biz bakmak istiyoruz. Annemizi canlı almak istiyoruz. Oralar gerçekten şu an, yani bu ülkeye yakışmayacak bir tablo var. Oralar gerçekten ölüm kamplarına dönüştürülmüş durumda. Annem bitkindi. Yine bitkin, yine her tarafım ağrıyor. Bütün kemiklerim ağrıyor diyor. Nefes alamıyorum diyor. Yani durumu gerçekten her gün daha kötüye gidiyor. Daha kötü olmadan biz canlı bir şekilde annemizi almak istiyoruz. İnanır mısınız ben hani sadece annemi dile getirmeye dahi gerçekten hicap ediyorum. Yani niçin annem gibi bir sürü tutuklu var. Annem durumunda dünya kadar insan var içeride. Hasta, kimi kanser, kimi felç, kimi iki kolu yok, kimi yani acayip acayip durumda insanlar var. Bunlar neden içeride tutuluyor? Nasıl içeride tutulur? İnsan hakları diyoruz, aydın bir ülkeyiz diyoruz ama yani bunu gösterecek hiçbir faaliyetimiz yok, hiçbir pratiğimiz yok. Eğer annem içerideyse, annem yaşındakiler, hasta insanlar içerideyken nasıl kardeşlikten söz ediyoruz? Yeri geldiğinde Kürt kardeşiz. Kürtlerle kardeşiz deniliyor. Kardeşlik bu böyle mi olur? Bu şekilde mi olur? Bu değil kardeşlik.